Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bir haftadır kanala video yüklemiyorum. Bunun herhangi bir özel sebebi bu arada yok. Yaz boyunca bu ara çok fazla video yüklemeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Yoruldum birazcık, dinleneyim dedim. O yüzden yani ekstra bir sebebi olmadı bu sefer. Şimdi A'dan Z'ye serisine devam ediyor olacağız. Örmek'e artık geçtik. Geçişimizi yaptık. Şöyle bir, nerede bu? Gel kanka, şuradan bir sıralayalım. Açalım bakalım seni. Şimdi örmekte bak şu normal silver örmeği tanıtacağız burada, sonra klasik örmek falan filan diyerekten gideceğiz. Yavaş yavaş ilerleteceğiz, daha başlarında hissedeyim. Ben bunu hızlandırmak istiyorum biraz elimden geldiği kadarıyla. Bakalım elimden geldiği kadarıyla gene video yüklemeye çalışacağım. Yani şimdi Faction Wars'a bir gidelim. Buraya yan tarafa yine ortalama bir karakterlerimizi şey yapalım ama hangi yüzyılda girersin Faction Wars'a? Faction Wars'a da bu arada yakın zamanda şu Survivor kısmından Eldra değil de Fatal kısmından savaşmaya çalışacağım. Bir süre için şey yapacağım, yapmaya çalışacağım. Eğer başarabilirsek yapacağız zaten. Bakalım bir göreceğiz abi hep beraber. Şu easy, normali ve hard zen yaparız, orası sıkıntı olmaz da. Fatal sıkıntı olacak tabi. Ondan altın karakterleri bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Elder zaten daha sonra, daha da ileride yapacağımız bir şey. Dur buradan çıkmayalım, şöyle bir girelim. 5 savaşta rahat rahat anlatırız gibime geliyor. Bir aksilik olmaz. En son Tryborg takımı açıkmış. Kuleyi de bu arada çok fazla bir önem vermedim. Yani kuleyi çok sallamadım diyeyim. Çünkü yani bilmiyorum, eski bir kule ya zaten. Çok takasım gelmedi o yüzden abi. Şimdi Quan Chi'yi bir bulalım bakalım. Kardeşim neredesin sen? Warlock Quan Chi şu ilerle. Quan Chi Q diye mi geçiyorsun yoksa W diye mi geçiyorsun ya? Ne diye geçiyorsun sen? Kardeşim seni görene kadar ama. Ulan bunların, heh tamam, bir tane şurada dur. Quan Chi'mizi alalım. Scorpion'u da şuradan alalım. Tamam, Strike Force'u ekleyelim buraya. Yani 5 evrim Strike Force'umuz olmuş olacak. İyi. Örmek ekipman vereceğim sadece. Diğerlerini yine vermeyeceğim. Sıkıntı olmasın abi. Buraya şimdi dönüz Block Breaker ekleyesim var ya. Vallahi rahat rahat vuralım abi. Şey olmasın, sıkıntı olmasın. Şöyle yapalım. Shao Kahn'ın zırhı nerede? Onu ekleyeyim bir de yan tarafına. Şöyle. Yüzük olarak ne verebiliriz sana? Bir Block Breaker daha vermeye bence gerek yok. Kendi yüzüğü aslında kendi ekipmanı da olabilir de. Kendininki yüzük de herhalde, öyle hatırlıyorum ben. Örmek'inki yüzük olması gerekiyor. Mesela bunu verelim bakalım ama çok bir etkili bir ekipman değil ya. O yüzden çok da bir işe yarayacağını düşünmüyorum abi. Şunu da fullleyelim. 89 tane varmış. Şundan ver bari. Kullanmış olalım en azından. Şimdi Örmek'i anlatmaya başlayalım maç başlamadan önce. Herhangi bir takım arkadaşı yenildiğinde Örmek %40 onların hasarının %40'ını alıyor ve dokunulmazlığını alıyor. Maç boyunca sadece bir kere gerçekleşebiliyormuş bu. Herhangi bir her takım arkadaşın mı oluyor acaba, yoksa herhangi bir takım arkadaş için mi? Yani ölenin yerini mi alıyor direkt? Valla güzel bir pasif. Bence bilmiyorum, kabul edilebilir bir pasif. Yani zaten silver olarak bilmiyorum. Outlord'lardan bence daha güçlü. Kano ve şey daha iyi abi. Neo, Kotulkan daha güzel geliyor bana. Daha seri. Örmek çok çok hantal bir karakter. Yani silver için öyle. Gerçi klasik örmek de aynı şekilde hantal. Yani örmekin neredeyse hepsi hantal ya. Bilmiyorum abi. Bana hiç seri gelmiyor. Yani şu vuruştan sonra özellikle çok fazla bir bekleme oluyor gibime geliyor. O yüzden çok hantal hissediyorum yani. Birinci teneyi, bu arada hasarı çok güzel bir karakter. Hasar yönünden iyi, hız yönünden çok bence başarısız bir karakter, bilmiyorum. Hasarı gerçekten güzel ama. Blokta kalalım. Tamam, hiç vuramıyor lan bize. Tamam. Tamam, oto şey yaptı diyecektim de. Kankam bizi çekmiş. Şimdi bunu öldürtürsek aslında güzel olabilir bak. Onun bir gücünü alırız. Hem pasifini denemiş oluruz. Vur lan biraz daha. Vur. Hadi. Bir vursun öldürsün bizi abi. Canımı çok götüremiyorsun ama ya. Kombo çıkarsan oğlum, niye çıkarmıyorsun? Mal mısın ya? Öldür de bir. Sana bir daha geçeceğiz. Dur. Quan Chi'ye bir daha geçeceğim. Tamam. Şunu bir atayım, blokta kalayım. Bunlara Block Breaker da vermedik ki, umarım pişman olmayız abi. Hadi öldür artık da. Alalım şunu şeyini, he. Sonunda. Şimdi bir miktar daha güçlenmiş olmamız gerekiyor. Hasar farkını şu an net şey yapamayacağım. Blok bu arada. Bloktayken birinci tenimiz maalesef şey yapmıyor abi. Çok kötü çalışıyor. Sersem attı ama sıkıntı çıkartır mı bilmiyorum. Bakalım bir. Şöyle bir şey yapayım. Bu kaydırmalı. Ben bunu pek sevdiğim bir yetenek değil o yüzden. Ama hasarı gerçekten güzel bir yetenek. Ya, Örmek'in çoğu hasarı güzel ya. Her yönden hasarı iyi ama atabilmek sıkıntı işte. Çok yavaş bir karakter. Bilmiyorum. Oynayacağım bir karakter değil yani Silver'lardan. Ne bileyim, gider Johnny Cage oynarım. Cassie Cage oynarım. Sonya Blade oynarım.
Kenshi oynarım, Scorpion oynarım, bir sürü daha buna sıra gelmez yani. Ama ağır hasar istiyorsanız hasar manyakları bunu çok sevecektir bence. Çünkü güçlü bir karakter. Harbiden güçlü bir karakter yani. Fazla vurma yönünden hiç şey değil. Ya bu hani oyunlarda şey olur ya. Hasar fulldür bir silahta. Ama hantaldır silah. Yavaş sıkıyordur. Aynı o. Tam anlamıyla o örmek. Hani bir işte ya karşı karakter 5 tane vurana kadar bu bir tane vuruyor. Bok gibi kombosu. Kombo şeyi çok kötü. Kombo seti diyeyim. Yani vuruş seti çok kötü. Özellikle ilk vuruşta değil de ikinci vuruştan sonra bir bekliyor böyle bir karakter. Duruyor yani. O hantal bir olay. Karşıda da örmek var. Bu bence örmekin en güçlü versiyonu bu arada karşıdaki karakter. Onu da anlatacağız zaten. Yakın bir zamanda onu da anlatıyor olacağım. Çok büyük bir sıkıntı oluşturabiliyor bu karakter. Gerçekten dert. Bunu tek de öldürürsek bu arada mükemmel olur. Sona bırakmak sıkıntı. Onu da serisi gelince anlayacaksınız. Sırası gelince şey yapacağım yani. Anlattığımda şöyle bir daha atalım bunu. Birinci yeteneğimiz aşağı yukarı böyle. Kaydırıyoruz sadece. Kaydırmaya yönelik bir yetenek. O yüzden sevmiyorum abi. Tıklamalılar candır. Yani öbürleri bok. Sürekli şunu bir atalım bakalım. Raza. Raza ne demek lan kardeş? Bir blokta kalayım bakayım. Tamam. Şöyle Scorpion'a geçtik ama. Snare de bu arada çalışıyor ha. Şeyden dolayı çalıştırdık bak. Ne o? Ne lan bu? Talent'tan dolayı çalıştırdık. Konuşamadım ya. Sabah şu an saat 7.38 abi. Gece 1.30'da uyandım ben. Ulan vallahi uyku saatim biraz şey oldu. Aktardım, uykuya aktarmaya çalışıyorum. Yarın da 4.30-5 gibi uyansam 4 saat aktararak. Tamam. Tamam oluyor benim için. Ama internette bir sıkıntı var ya. Bu ne böyle abi? Gelmiyor gitmiyor ya. Ne bu? Uyuz. Sinir oldum ha. Modemi resetleyeceğim bundan sonra. Dur. Salak salak hareketler yapıyor. Ya bazen böyle sıkıntılar oluyor ya. Giderken çıkarken mal mal hareketler yapıyor. Şimdi ikinci teneni görelim ve üçüncü teneni görelim ondan sonrasında. Hızlı bir şekilde onları da açalım. Hızlı mı? Hızlı be ya. O ne öyle ya? Trakya şeyine. Trakya mı? Ege mi lan? Ege. Ege. Ege değil mi lan? Ege lan. Bilmiyorum vallahi. Ege herhalde. Vallahi sıçtık batırdık jargonun içine ettik ama. Şöyle bir al bakalım oğlum. Tamam. Adisantoso. O ne öyle kardeş? Ne demek o? İspanyolca gibi aynı. Ne o? İtalyanca mı yoksa? Şöyle bir al bakalım. İsmiymiş değil mi aslında? Neyse dur bakayım. Şöyle bir al. Tamam. 33.000. 27.000. Sürekli kritik vuruyor bak karakter. Güzel o yönden. Ha ikinci seni atmaya çalışacağız bir dakika. Ama diğerleri çok güçsüz büyük ihtimalle. Yo değilmiş. Allah Allah. Karşı takım biraz fazla güçlü gelmiş bu arada. Normal değil bu. Şimdi ikinci yeteneğimiz blokta kalmasa şerefsiz karakter. Çok güzel vuran bir yetenek normalde. Örmek'in ekipmanı sayesinde ekipmanın da bu arada açıklamasını yapayım. İkinci yeteneğinizi kullandığınızda %50 gücü geri iade ediyor. Mesela direkt birinci yeteneği geri kullanabiliyorsunuz. 61.000 bak çok güzel hasar ha. Vallahi çok sağlam hasar. Blokta kalayım. Yine aynı şekilde ikincisini atmaya çalışacağım da çok hantal işte. Bir dakika. 98 ile birlikte 36.000 yani kritik de gene 60-65 binleri görüyor. Direkt 72.000 vurmuyorsunuz. Kritik öyle yansımıyor. Bu garip bir kritik sistemi var burada. Bilmiyorum %100 yapmak lazım galiba kritiği hani maksimum vurabilmesi için. Öldürücü zaten kritiğin 5-6 katı falan vuruyor. Abi Jason Voorhees takım falan geldi karşıya. Birazcık sıkıntı olacak ama. Üçüncü yeteneği bu sefer tam açmalık ha şu an. Yani Jason Voorhees'ler ölmezsek bol bol yetenek doldurabileceğiz. Üçüncü yeteneğini de göstermeye çalışacağım karakterin. Yani örmek bilmiyorum. Dediğim gibi anlık hasar seviyorsanız güzel. Yetenekle birlikte çok fazla vurabilen bir karakter. Ama seri ölüm diyorsanız yani Spec Ops'lara yönelebilirsiniz ya da Martial Arts'lara. Onlar daha seriler. Kano mesela iyidir. Silver Kano'yu ben çok severim. Oynaması en azından keyifli değil mi? %40 canın altına inince falan Terminator'a dönüşüyor karakter. O yüzden güzel bir olayı var. Şöyle bir kalkana test etmiş olacağız bu arada. Bu blokta kalabiliyorlar değil mi buna? Blokta bırakmayalım. Şöyle her taraftan tıklamalı bir şey geldi. Tıklayamadık ama olsun. 29.000 yani zaten. Bu arada canım doldu. Yani. Kalkana güzel çalışıyor mu? Bakalım bir vursun. Bu arada Kenshi Raiden şu an karşıdaki güçlü. Bak 1500'e çıktı. 600 falan vurur ki. 190 vururken hatta. Ne 600 ya? 190 vururken bir anda 1500'e çıktı hasar. Kalkan o kadar ki etkiliyor. Şöyle bir atayım ben sana yavrum. Güzel. Yani. Şimdi Scorpion'a geçeceğim. Geçemedim. Bloğu da bozduk. Kötü oldu. Geçelim bakalım Scorpion'a. Şöyle bir. Aa yapma yapma. Yapma o hareketleri kardeş. Ayıp değil mi lan? Utanmıyor musun ya? Heh. Şöyle bir al. Tamam.
Şöyle bir. Oğlum hadi lan. Aç bloğunu ya. Tamam ben de can yenileyim o zaman. Beraber karşılıklı can yenilelim kardeş. Ya öyle kalmaz. Al bakayım şunu. Tamam. Ölür mü? Ölür. Öldü de. 50 kere geri geldikleri için biraz sıkıntı oluyor tabi. Şöyle bir. Aha. Oh. Kanamayı da bırakacak. Tamam. Kalk bakayım. Şöyle bir vuralım. Tamam. Şunu bir atayım. 62.067 kere de kalkıyorsunuz kardeş. Helal. Şöyle bir atayım. Artık kalkma yeter. Öl yani. Öldüğününe kal. Yani terbiyesizlik o yaptın. Block Breaker çalıştı ve nasıl vurdu bak hayvanı görüyorsunuz değil mi? Yani acayip güzel hasarlar. Şöyle bir al kanka. Sana yine şunu bir atalım. 59.000 çok sağlam hasarlar. Geri geldik. Sıkıntımız yok. Bunu tekler miyiz? Tekleriz bence. Dur bakayım kritik vurursa tekledik abi. 63.000'e kadar vuruyor. Güzel hasarlar. Harbiden güzel hasarlar. Yani hasar yönünden kaliteli bir karakter ya. Al bakalım devam. Ama Kenshi daha iyi ya bundan. Kenshi daha üst stat bir karakter. Eskiden zaten bu 75.000 altına satılıyordu markette. Yani 75.000'likler 50 kaç binlik vardı? 30.000'lik, 50.000'lik ve 70.000'lik mi vardı ya? Karakterler galiba öyle gidiyordu diye hatırlıyorum. Şimdi çok da hatırlamıyorum piyasasını, fiyatını. 55.000 değil de 50.000'di galiba ya. 35.000, 50.000, 75.000 miydi? Öyle bir şeydi abi. Öyle hatırlıyorum ben. Karakterleri sanki o fiyattan alıyorduk. Şöyle bir al bakalım. Bayağı da zaman oldu tabii onun üstüne. Yani market güncellemesi galiba 2.0 ile gelmişti. MK11 duyurulduktan sonra işte yeni yamaya geçtikten sonra bunlar getirdiler. Şöyle bir al kanka. Tamam. Güzel. Şöyle vuralım. Yani genel olarak böyleydi abim. Şuna bir geçeyim bakalım. Power direğimizi yapıştırdık ama yerine sabitleyemedik. Olsun. Şöyle bir al. Güzel. Şunu bir. Bu arada birinci yeteneği atabilirim ya. Bloğunu kırabilirsek bu enayinin. Dur bakayım. Şöyle bir. Bunu da ikinci yeteneği atacağım çünkü daha karlı. İkinciyi atıyorsunuz. Birinci geri açık oluyor. Böyle atayım. Ama kritik vuramadık. O kötü oldu birazcık. Blokta kalayım. Kalamadım. Tamam. Fazla vuracan mı? Oo, geri geleceğiz. Sıkıntı yok. Ve bir kere de kurtulacağız zaten. Gene sıkıntı yok. Şunu bir al. %100'de 56.000 ama tagnısı fazla. O yüzden az yedi. Şöyle bir al bakalım. Blokta kalayım. Power Drain'i yapıştırdın mı? Yapıştırdın ama bir şey değişmedi kardeş. Şunu da üçüncü yeteneğini atalım. Üçüncü yeteneğini atalım bakalım. Ne kadar hızlı konuştum öyle ya. Güzel. Hadi bakalım. Öldürebilir mi bunu ya? Ekipmanı sıfır ama karakterin. Öyle bir sıkıntı var. Karşı takım acayip güçlü gelmesin. Öldürdü bu arada. Acayip güçlü gelmesin diye ekipmanını şey yaptım. O sırada sıçtı bu Raichu'da. Şöyle bir al. Bu Raichu oynayan var mı acaba ya? Bence çöp bir karakter. Bilmiyorum. Çok şey yaptım. Yani sevilebilir bir karakter. Yani oynaması zevkli bir karakter. Osurup sıçıyor o yüzden zevkli. İşte bloğu garip falan böyle gelirken takla tamata giriyor böyle. Ama ekstrası yok. Hani güçlü bir karakter değil bence. Bilmiyorum. Yani örnek de aşağı yukarı böyleydi. Anlayacağınız hasar odaklı hantal bir karakter. Olayı bu. Diğer örnekleri artık diğer serimizde, diğer bölümümüzde görüyor olacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitti. Ben beğenmeyi. Kendinize çok çok iyi bakın.